The Devil All The Time 2020 yapımı bir film. Antonio Campos tarafından yönetilmiş. Ve bu filmi izlediğim zaman hiçbir şey beklemiyordum açıkçası. Hani böyle yine her zaman Netflix'in o yayınladığı boktan filmlerden birisidir diye düşünüyorum. Özellikle bu son çıkan skandaldan sonra. Fakat hiç de öyle olmadı ortaya çıktı. The Devil All The Time büyük ihtimalle son zamanlarda izlediğim en iyi filmlerden biri. Film 1950'li yıllarda güneyde geçiyor. Ve bir sürü güney aksanı duyuyorsunuz. Fakat filmde 4-5 tane farklı hikaye aynı anda ilerliyor. Beni bu filmi izlerken şaşırtan ilk şey bu oldu aslında. Filmin 4-5 tane karakterin başından geçen olayların bir noktada birleşmesiyle alakalı film. Yani sonra düşündüm, bu tip filmler eskiden de vardı aslında. Mesela Crash, Ryan Gosling başkanın oynadığı Place Beyond the Pines. Bunlara güzel örnek. Film aslında Place Beyond the Pines, There Will Be Blood ve No Country for Old Men'in birleşimi gibi çekilmiş ve kurgulanmış. Ve filmde en çok sevdiğim noktalardan biri de filmin 35 milimetrede çekilmesi. Ulan anasını satayım, filmi izledikten sonra fark ettim. Şu an her yeni filmi izlediğimiz zaman sanki handicam'le çekilmiş gibi geliyor. Bu filmi izledikten sonra anlayacaksınız. Gerçekten bir filmin 35 milimetrede çekilmesi filmin her yanına etki ediyor. Ve bu film özellikle çiğ ve sert bir film. Yani bu eski sinema muhabbeti yapmıştım ya diğer videolarda, boomer filmleri falan filan. Tam olarak boomer filmi gibi çekilmiş. Film 1970'li yılların o bağımsız Amerikan filmleri gibi gidiyor. Ve benim çok hoşuma gitti. Daha doğrusu filmin konusu ve karakterleri öyle gitmiyor tabii. Kötü insanlar üzerine yapılmış bir film. Filmin kurgusu ve sinematografisi o kadar çiğ ki siz gerçekten 70'lerde çekilmiş bir B-movie'yi sinemada izliyormuşsunuz gibi hissettiriyor çoğu yerde. Vallahi ben bu filmi izlerken başta da bahsettiğim gibi çok bir şey beklemiyordum. Ulan filmde Tom Holland var. Bu arada oyunculardan da bahsetmek istiyorum. Tom Holland, Spider-Man'deki çocuk. Spider-Man, Peter Parker. Bunu biliyorsunuz değil mi? Adam bu filmde resmen oyunculuk dersi varmış. Ya büyük ihtimalle sette buna dalga geçmişler. İşte Robert Downey Jr. şey falan demiş. Ha yavrum benim, sen daha yeni yetmişsin. Git oradan iki çay getir falan deyip buna taşrak geçmişler ve çocuk içerlemiş bu durumu. Ve bu filmde de o belli oluyor aslında. Bu filmde Tom Holland'ın genç bir Robert De Niro gibi oynadığını görünce ben böyle ne oluyoruz lan? Boğ çocuk mu? Falan oldum yani. Ama filmle alakalı bahsetmek istediğim diğer önemli bir nokta da oyunculuklarla alakalı. Robert Pattinson'ın muhteşem oyunculuğu. Bilirsiniz Robert Pattinson şu an trendlerde. Çünkü hiçbir şey beğenmediğiniz için adamın Batman'i oynamasını ve işte bu filmde karşımıza çıkmasını falan yadırgıyoruz. Ulan Twilight'taki oynanmış çocuk bunu mu oynar yo falan diyoruz. Normal bir anlaşılabilir yani. 2020 yılında çoğu insanın çoğu şeyi beğenmemesini anlıyorum. Şu an çıkan her yeni film, oyuncu, oyun, hatta video otomatik olarak beğenilmiyor arkadaşlar. O yüzden normal yani Robert Pattinson'ın Batman'ini beğenmemeniz. Ben Batman'in trailerını da izledim. Onunla alakalı konuşmuştum sanırım. O da çok hoşuma gitti. Orada Robert Pattinson'ın canlandırdığı Batman genç bir Batman karakteri olarak bence iyi gözüküyor. Fakat Devil All The Time'da Robert Pattinson'ın bir aksanı var. Ya filmi sırf bu aksan için izleyebilirsiniz. Çok net söylüyorum. The lies of hers got it in her head that I was a father. Adam böyle dandik bir çizgi film karakteri gibi konuşuyor. God damn it, boy! İkincisi Tamer Karadağlı'nın o aksan videosu var ya, bir sürü aksan yapıyor işte, siyahi aksanı. Zencilerin çok daha farklıdır. I ain't going to the Bronx again, the last time I went there to watch those Muslims. Texas aksanı, Mississippi aksanı. John Wayne'in biraz daha şeyleri, daha ağır konuşur böyle. Well, Pilgrim, I don't know if you're up there, but I sure was not there. İtalyan aksanı. Say, are you talking to me? Are you talking to me? Robert Pattinson'ın aksanı burada bana Tamer Karadağlı'nın aksanını hatırlattı. Fakat tabii biraz abartarak yapıyor. Çünkü karakterden de nefret etmemiz gerekiyor. I ain't gonna take the blame. For no bastard child. Filmde oynadığı karakter iğrenç bir herif. It would ruin me, man. I sure do. Like you like me too. Then we have something in common for sure. Tamamen tiksinç. Yani Robert Pattinson'ın Hazneler Ayısı rolünde oynayacağını herhangi bir filmde düşünemezdim. Ama bu film bunu gerçekleştirmiş. Ve sırf o yüzden bile 10 üzerinden 10 olmayı hak ediyor. Adam her sahneye çıktığında hem güldüm, hem tiksindim, hem de başkan sen ne yapıyorsun dedim. Ve beni böyle bir garip bir noktada bıraktı oyunculuk anlamında. Onun dışında Bill Skarsgård, yani ilk filmindeki palyaço olarak kariyerine muhteşem bir başlangıç yapan arkadaşımız da muhteşem oynuyor. Yani filmde kötü oyunculuk hatırlayamıyorum. Ve
film gerçekten yeni bir şeyler deniyor ve Hollywood'a orta parmak gösteriyor. Bu filmin tek özeti budur. Çünkü bu filmde şöyle bir hava sezdim arkadaşlar. Bu oyuncular artık ya s**rim Marvel ya ne yapacağız lan ne yapıyoruz biz hayatımızda falan değil. Artık gerçek sinema filmi, hardcore bir sinema filmi yapalım demişler ve bu film ortaya çıkmış gibi geldi bana. Dandik blockbuster filmi de değil yani. O yüzden bu filmle alakalı böyle kısa bir inceleme videosu yapmak istedim. Ama özellikle bu filmin en iyi yanı Robert Pattinson ve o iğrenç aksanı. Ya bakın kesinlikle adam Red Dead Redemption 2 karakteri gibi geziyor ortalıkta. Ve filmde zaten birden fazla seçmeli quest'in olduğu bir open world macera oyunu gibi. Ve güzel bir taktik bulmuşlar dediğim gibi. Bir hikayeden sıkıldığınız zaman hop hemen diğer hikayeye geçiyorsunuz kafanızda. Bu filmi izledikten sonra ulan dedim ki keşke bu filmi sinemada izleseydim. Ya sinemada izleyemediğim için üzüldüğüm nadir filmlerden biri olabilir. Çünkü sinemada bu filmi böyle 2,5 saat oturup sinema tecrübesi yaşayarak izlemek bambaşka olacaktı. Yani abartmıyorum, No Country for Old Men'le yarışır his olarak. Bu film bir romandan uyarlanmış. Filmde asla iyi bir şey olmuyor. Yani o yüzden kendinizi buna hazırlayarak izleyin. Filmin sonunda kafanızı boka sokmak istiyorsunuz ama o hardcore dramayı da içinizde hissediyorsunuz. Devil All The Time bence gerçekten son 5-6 yılın en iyi filmlerinden biri olabilir. Bundan sonra böyle izlediğim filmlerle alakalı ufak videolar atacağım. O yüzden beklemede kalın. İncelemeye değer bulduğum filmleri inceleyeceğim. Onun dışında videomuzun sonuna geliyoruz. Güzel filmler izleyin. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.